Herkese merhaba, kanalıma ilk kez geliyorsanız ben Asiye. Bu kanalda sizden gelen hayat hikayelerine ve itiraflara yer veriyorum. Eğer sizin de böyle hayat hikayeleriniz ya da itiraflarınız varsa aşağıda bulunan e-mail adresim üzerinden isimli veya isimsiz yine aşağıda bulunan Instagram hesabım üzerinden sesli itiraflarınızı bana yollayabilirsiniz. Bugün iki tane ne yapmalıyım sorusu var. Hazırsanız hemen başlıyorum. Asiye Hanım merhaba, ben Eymen. Size İstanbul'dan yazıyorum. 32 yaşındayım. 7 yıllık güzel giden bir ilişkim var ve bu sene kız arkadaşımla evlenmeyi düşünüyoruz. Fakat ben evlilik öncesi vasektomi işlemi yaptırmak istiyorum. Bilmeyenler için vasektomi erkeklerdeki vas deferans kanallarının çeşitli tekniklerle bloke edilmesi veya kesilmesi yoluyla boşanma sırasında sperm içeriğinin dışarıya çıkmasını engellenmesini sağlayan ameliyat prosedürüdür. Bu ameliyatı olursam baba olmam mümkün olmayacak. Zaten Asiye Hanım ben baba olmak istemiyorum çünkü kendimi baba olmaya yeterli görmüyorum. İleride olacak çocuğuma yetebileceğimi düşünmüyorum. Bence çocuk sahibi olmayı istemek kadar çocuk sahibi olmayı istememek de bir seçenek. Ama sorun şu ki kız arkadaşım çocukları çok seviyor. Bunu kendisiyle konuştum. O evlenir evlenmez anne olmak istiyor. Ben ise asla baba olmak istemiyorum. Bu yüzden defalarca konuşup orta yolu bulmak istesek de konu hep kavgayla bitti. En son kavgada ise birbirimizi çok kırdık. Ben en son kavgada penis benim, sperm benim gibi bir cümle kurdum. Ben kız arkadaşımı nasıl ikna edeceğimi bilmiyorum. Onu çok seviyorum ama ona olan sevgim baba olmayı istemem için yeterli değil. Sormak istiyorum size ve izleyicilerinize. Acaba kız arkadaşıma olan sevgimin azlığı beni bu düşünceye mi itiyor? İleride pişman olur muyum? İlla evlenince çocuk sahibi olmak şart mı? Kız arkadaşımı nasıl ikna ederim? Aileyi aile yapan çocuk mudur? Çocuk olmadan da iki kişi mutlu olabilir mi? Teşekkürler. Şimdi geldi ikinci ne yapmalıyım sorusuna. Asiye ablacığım merhaba, ben Elif, 26 yaşındayım. Ben de izleyicilerinizden ve sizden bir soruma cevap bulmak için yardım isteyeceğim. Seni seviyorum, iyi ki varsın. Şimdi Asiye abla, 4 ay önce ben bir çocukla tanıştım. İsmi Mehmet. Beni sevdiğini söylüyor, değer de veriyor. Ailemle tanışmak istiyor, daha doğrusu annemle. Çünkü anne ve babam ayrı. Babam bizi terk edeli yıllar oldu. Sonra da hiç arayıp sormadı beni. Zaten şu an evli, iki çocuğu var. Neyse, konumuz bu değil zaten. Babam bizi terk ettikten sonra annemle çok mücadele verdik. Çok zor günler geçirdik. O zamanlar yaşım küçük olmasına rağmen o günleri dün gibi hatırlıyorum. Yokluk çok zor Asiye abla. İşte bu yaşadığımız zor günler yüzünden annemin sevginin yanında evliliğin yürümesi için paranın da gerekli olduğunu düşüncesi onda oluştu. Beni de hep bu bilinçle büyüttü. Mutlaka bir meslek sahibi olmamı istedi. Ben de hep çalıştım. Güzel bir mesleğim var şu anda. Erkek arkadaşım Mehmet ise freelancer çalışıyor. Annem tutturdu kazancı ne kadarmış öğren diye. Ben Mehmet'e bunu nasıl soracağımı bilmiyorum. Asiye abla, bir erkeğe kazancı kibarca nasıl sorulur? Şimdi maaşın ne kadar desem olmaz. Ayıp olur. Olmaz mı? Bence olur. Ne diyeceğimi, nasıl soracağımı bilmiyorum Asiye abla. Bana bir akıl verir misiniz? Evet İlkay'cığım. Birden mi başlarsın? Ya benim zaten derdim bana yeter. Ne oldu? Bir de bunları yorumlayacağız. Canım ben tükenmişlik sendromu. Tükenmişlik sendromu yaşıyorsun. Evet, her yaz hangimiz oluyor. Yaşamıyoruz ki diyormuşum şimdi. Her yaz girişinde, bahardan çıkışta bir boşlukta hissediyorum kendimi. Demek ki yazın sıcaklığı beni bunaltıyor ya. İşte o bunalmayı ben başka yorumluyor da olabilirim. Farklı yorumluyor da olabilirim. Yani mesela sıcaktan bunalıyorsun ama şundan bunaldım demeye başlıyorsun. İşte hayattan bunaldım falan vesaire. Evet. Ama canım, gerçekten sıcaklar da çok can sıkıcı yani. Ya çalışamıyorsun işte. Hareket edemiyorsun. Çünkü sıcak yani. Ne yaparsan yap. Etkisini anında görmeye başlıyorsun. Bir hararet yapıyor vücudun. Bir terlemeye başlıyorsun. Ben bir bunalıyorsun. Ben de sıcağı seviyorum. Nefes alamıyorsun. Yani nefes almak zorlaşıyor. Hareket imkanın kısıtlanıyor. Daha yavaş hareket etmek istiyorsun. Hatta gündüzden kaçıp geceye yöneliyorsun. İşte benim gibi, işte ikinci itiraftaki gibi freelancer çalışıyorsan bizim gibi, daha çok geceye yönelmeye çalışıyorsun. Yani daha serin falan diye. E tabi bu da günü kaçırıyorsun. Ya işler bekliyor. E iş yapasın gelmiyor. Çünkü işe başlayacaksın. Yani başlayacaksın ama işte bir de ev klimasız. Tamam, bir itiraf yaz ya. Ya bir, yani kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz ya? Ege'de bir ev nasıl klimasız olur ya? Böyle ev mi kiralanır burası yani? Burası Akdeniz değil.
İlk ayda. Valla ne güzeldi Antalya'da. Her evde 3 tane klima vardı Evet, kiralayacağınız orada evlerde ya. Demirbaş evdeki klimalar Vallahi ya Ege'de maalesef klima yok. cammış ya. Ege'de bir de ya Akdeniz'de tabii gördüğüm için söylüyorum. Akdeniz'deki evlerin çoğunda da şey var. Perde. Aman neydi o? Şey, şezlong. Tanjur var. O da çok güzel oluyor. Hani güneşin içeri girmesini de engelliyor. Ama Ege'de bu sistem yok. Bizim eski ev iyiydi ya. Antalya'daki ev iyiydi. Neyse, önümüze bakacağız o zaman ilk Önümüzdeki maçlara aylarda. bakacağız. Türkiye'yi tebrik ediyorum. Çeyrek finale çıktık tabii. Bunu çok ileride izlerseniz. Dün oldu çeyrek finale çıkışımız. Evet, çok Yani uzun keyifliydi. süredir futbolla alakam yoktu. Bu Türkiye bayağı bir heyecanlandırdı beni. Tebrik ediyorum çocukları. Tebrikler, yolumuz önümüz açık olsun inşallah. Şimdi evet, He. Eymen'cim diyor ki ben ne Eymen mi? ameliyatıydı? Vasektomi Ya bırak işte yani operasyonu. ne işte kısırlık ameliyatı bu ya bildiğin. Evet. Bırak bize tıbbi konuşmayı. Halk dilinde konuş. Bu Evet. bildiğin kısır. Ya pişman ol. 32 yaşındasın da pişman olacak şeyler yapma. Ya endüstri çok gelişti. Ya illa bu ameliyatım olman lazım. Ya endüstri çok gelişti. Bugün yani gittiğin Şok Market'te, Migros'ta, A101'de bile kasanın yanında bu endüstriyel ürünleri görebiliyorsun. Ya bu endüstriyel ürünleri kullanarak da kendini kısırlaştırabilirsin. Yani illa gidip ameliyat olmana gerek yok. Bir de insan çok değişken bir varlık. Bak Eymen'ciğim, 20 yaşında farklıyız. Kendimden örnek veriyorum. 20 ile 30 yaş arası çok farklı geçti. 30 ile 40 yaş arası daha da farklı geçti. Birazcık daha sorgulama, birazcık daha olgunluk, 20 yaşındaki agresifliğin gidiyor. İşte ben bildirimcilik gidiyor, ailene olan her şeyi ben bilirim, karına olan, çocuğuna olan, ben en doğrusunu yaparım, onların hepsi gidiyor. Ve aslında daha makul bir yaşam sürmeye başlıyorsun 30'da 40 arasında ama bu sefer de sorgular, deneyimler, deneyimleri değiştirmek ya da değiştirdiğin şeyleri deneyimlemek gibi farklı yollar çıkıyor. 40'ta tamamen değişiyor. Hiç kimse bu riski almaz. Yani bu riski almak gerçekten ciddi bir aptallık. Hele ki şu şeyde, Bu yaşta. bu yaşta ve bu kadar her şey gelişmişken yani ameliyatı ne gerek var ya? Yani ne gerek var? Ha şundan mı kaçıyorsun? Hani en azından beni seven kız arkadaşıma bir gün evlenmeye karar verdiğimde veya o da benimle evlenmek isterse ben ona diyeceğim ki yani kusura bakma ben kısırım mı diye, yani bunu diyebilmek için hayır hiç bu muhabbetlere girmeyeyim. Hiç çocuk istemediğimi anlatmayayım. İşte neden çocuk istemediğimi böyle günlerce, aylarca konuşmayayım. O da beni sürekli ikna etmeye çalışmasın. En kısa yoldan ben bunu kestirim atayım işte. Ben şeyim yani ameliyat oldum. Ben de öyle bir şey yok ya. Ben de tık yok. Bunu demek istiyorsun. Bu da saçma. Bu karşı tarafa da yani her kadın anne olmak isteyebilir. Bu hakkıdır. Tabii ki de her erkek de baba olmak zorunda değil. Çocuğu gidin başkasına yapın demiyorum. Öyle bir şey demiyorum. Ama fikirler çok değişken onu demek istiyorum. Yani şimdi bana sorsan ben 50'me yaklaşıyorum kalmış 5 sene. 30'daki sen misin? Ben dedim ki ben değilim kusura bakmayın o başka biri yani yaptıklarından mesul değilim. Anlatabiliyor muyum? 20'deki sen misin? Ay kesinlikle ben değilim. Evet bir kısmı bana benziyor ama ben değilim yani. 50'de daha farklı olacağız belki yaşarsak. Ben de şunu demek istiyorum. Bir kere bence böyle sebeplerle ameliyat masasına oturmak bence çok riskli. Yani böyle bir riske almaya gerek yok ki. İlkay'ın da dediği gibi bunun için bir sürü şey var yani, Yöntem seçenek var var, yani. yöntem var. Çünkü çok ciddi sağlık sorunlarında bence ameliyat masasına oturulmalı. Çünkü her ameliyatın belli komplikasyonları da olabiliyor. Bunu göze almaya gerek yok diye düşünüyorum. İkincisi, sormuşsun, demişsin ki aileyi aile yapan çocuk mudur? Çocuk olmadan da iki insan mutlu Yok olabilir canım mi? ne Tabii ki de münasebet. mutlu olabilir. Yani sonuçta Yani çocuğu olabilir. olmayan, çocuk hasretiyle yanan Ama birçok işte insan da var. çocuk olayını yaşamadan da o an yani o anda aslında çok mutlusun tamam mı? Sevgilinle, eşinle falan vesaire ve hayatın bu olduğunu düşünüyorsun ama çocuğun hissiyatı evet sorumlulukla geliyor. Belki de Evet. sen sorumluluklardan da kaçmak için bunu yapıyor olabilirsin. Ama o çocuğun hissiyatı çok farklı. O duyguları sana yaşattığı Kalp yangını duygularları. ya. Tabii canım yani. Sürekli bir kalp yangını olduğunu düşünün. Hiç bu tarz bir aşkı yaşamamışım diyorsun yani. Bu tarz bir sevgiyi görmemişim. Bu tarz bir şeyi hayatımda deneyimlememişim diyorsun. Ama herkes de bunu kaldıramayabiliyor.
Yani Eymen'e de hak veriyorum. Herkes bunu istemek zorunda değil. Herkes doğuracak, herkes baba olacak, herkes anne Ben de olacak diye şimdi bir tam şey oraya değil. gireceğim. Yani çocuk olmasını istemek kadar olmasını istememek de bence bir seçenek ve ben bu seçeneği isteyen insanlara da saygı duyuyorum. Yani bir Evet. evlat istemeyebilirler, bir çocuğu olsun istememeyebilirler. Dediğim gibi bir yürek yangını ömür boyunca sürekli yüreğiniz ağzınızda. Yani o sorumluluk çok ayrı bir şey ve bu sorumluluğun altına kişi girmek istemeyebilir. Bunu da anlayabiliyorum ama bu şekilde değil yani. Bu şekilde değil. İlkay'ın dediğine de çok katılıyorum. 32 yaşındasın. İleride belki fikrin değişecek. Böyle bir şeye yani dönüşü olmayan bir yola sokmanın mantığı yok kendine diye düşünüyorum. Evet, geldik Elifciğimin sorusuna. Şimdi bir erkeğe gerçekten kazancı nasıl sorulur? Sen pat diye sorarsın bence. Ya ben evet okul Sen kadın olsaydın patavatsızım. pat diye sorardın ne Ya kadar ben kazanıyorsun diye. patavatsızım. Ben sorarım. Yani Ayıp olur mu? merak ettim. Ayıp olur tabii. Sormaman gerekiyor. Ayrıca annene ne yani? Annen ne karışıyor senin Ya ben erkek arkadaşın anlayabiliyorum için? ama ben o yoklukta belki kızını düşünüyor olabilir. Ya bu hayat birlikteliğine girmediğin sürece bu sınırlar ortadan kalkmamalı. Yani sen kimsin bana bunu soruyorsun? Ha, hayatımızı birleştirmişizdir. Yediğimiz, içtiğimiz ayrı gitmiyordur. Her şeyi paylaşıyoruzdur. Yani hayatı paylaşıyorsun. Zamanı paylaşıyorsun. Saniyeni paylaşıyorsun. E tabii bunu yapmayanlar da var. Hani bunu keskin bir çizgiyle ayıranlar da var. O onların görüşü. Ben şey taraftarıyım yani. Ben mesela çok uzun yıllardır para taşımam. Para taşımam, hesabı bilmem. Evet. Ne var? Hangi kartlarım var? Hangi banka hesaplarım var? Bunları bilmem. Böyle yaşamayı tercih edenlerden biriyim. Sen şimdi neydi ya konu işte? Sen bu çocuğa bunu soramazsın. Sormaman da lazım. 4 ay önce tanıştığın bir çocuğa kaç lira para kazanıyorsun dedi mi? Oğlu bir de şeyini falan sor yani. Gayrimenkullerini falan sor. Babasının durumunu falan Ama sor. ben şimdi evet tabii ayıp olur Elifciğim bunu sormak. Zaten kendin de söylemişsin ayıp olur diye ama gene de sorduğun soruya istinaden hani demişsin ya nasıl sormalıyım diye. Belki şöyle sorabilirsin. Şu an düşündüm onu da. Diyebilirsin ki mesela atıyorum ileride biz evlensek misal veriyorum. Bir ev almaya kalksak Olmaz. bunu ne kadar sürede ödeyebiliriz diye o yoldan yola Aa, çıkarak. daha 4 aylık ilişkiniz var. Olmaz. Olmaz mı? Mümkün değil. Sen sorma, niye soruyorsun ya? Çok saygısızca bir soru. Ben tamam, ben patavatsızlık yaptım diye sen de mi yapacaksın aynısını? Ben sorarım. Yani ben eğer aklıma takılıyorsa sorarım ama beni hiç alakadar etmez. Yani başkasının ne kazandı, arkadaşımın ne kazandı. Ben hiçbir arkadaşıma da sormadım ki öyle bir şey. Sen niye bana sorar dedin? Yok sen kadın olsaydın dedim. Ama ben bunu düşünmem ki. Yani benim bir sürü arkadaşım var, konuştuklarını görüyorum. Ben hiçbirinin ne kazandığını bilmem ki. Sormam çünkü. Ne iş yaptığı benim için kafi. Yani o da konuşma arasında geçer. Hatta iş yapmasa bile kafi benim için fark etmiyor. Ben sormam ya. Vallahi sormam. Kimseye sormam ya. Ben akrabalar falan da sormam yani. Tanıdığı kimseye Ya sormam. zaten sorulmaz yani. Hani Sorulmaz canım sorulmaz yani. ama şimdi hani Cüzdanımda gözüm mübara döner. Veya paramda gözüm mübara mı evet, döner ayıp yani? olur yani Elifciğim. Ama dediğim gibi sen illaki sormak istiyorsan ya bunu pat diye soracaksın. Hani başka çünkü Ya soru incel bir stili yerden yok kopsun. yani. Ondan sonra işte bir ilişki niye bitiyor? Çocuk beni terk etti. E Bir terk de eder tabii. Elifciğim şunu söylemek istiyorum. Aslında annene söylemek istiyorum. Annenin nezdinde de bu videoyu izleyen herkese söylemek istiyorum. Yani tabii ki de herkes evladının maddi olarak rahat bir şekilde hayat sürmesini ister ama hayatında ne getireceğini bilemezsiniz. Yani atıyorum maddi durumu iyi diye kızınızı gönül rahatlığıyla evlendirirsiniz ama sonra bir bakarsınız her şey alt üst olmuş. Kızınız ya da ne bileyim oğlunuz daha zor şartlarda yaşamaya çalışmaya başlayabilir. O yüzden hani bazı şeylerin de çok böyle planlı programlı olması da beni aslında Evet. geriyor. Yani bilemezsiniz hayatına getireceğini. Bir bakarsınız Aynen. her şey alt üst olmuş ya da bir bakarsınız şans size gülmüş ne bileyim o zenginliğin içinde bulmuşsunuz kendinizi gibi gibi. Evet. Bizden bugünlük de bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Albümden biraz bahsedelim mi? Yok. Yok yok. Sürpriz Sonra olsun. sürpriz Tamam, olsun. zaten biraz bahsetmiştik. Görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın.